Okunan 18. cüzden alacağımız bazı mesajlara değinmek istiyorum. İdeal sıfatlar taşır mümin. Bu dünyayı değiştirme potansiyeline sahip. Müminlerin en yüksek sıfatı ahlak ve hayat sahibi olmalarıdır. Kur'an-ı Kerim bu şekilde ideal bir insan profili ile toplumda farklılık ve farkındalık oluşturmaktadır. Bu okunan 18. cüz, Müminun ve Nur surelerinin tamamı, Furkan suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu üç surede ifade ettiğim gibi ideal müminin bazı özellikleri, vasıfları anlatılmakta. Birincisi, kurtuluşa eren müminlerin sıfatları. Müminin suresinin daha ilk başında cennetlerin en güzeli Firdevs cennetine girecek ki Peygamberimiz İs'elû el Firdevs diyor. Firdevs cennetini isteyin. Peki bu cennete girecek müminlerin vasıfları neler? Maddeler halinde sıralanmış. Kad eflehal müminun ellezine fi salatihim haşiun diye başlıyor. Bismillah. O müminler ki namazlarını huşu içerisinde kılarlar. Huşu tamamen kendini verebilmek. Evet. Boş ve faydasız şeylerden uzak dururlar, terk ederler. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Yani mümin için zaman çok önemli. Boş sözlere kulak asmazlar. Onlar, o müminler ki, zekatlarını verirler. Onlar ki, o müminler ki, namuslarını, ırzlarını korurlar. O müminler ki, emanete riayet edenler. Ederler. Yani onlar güvenilir, dürüst insanlardır. Verdikleri sözlere riayet ederler. Sonra Allah'ın verdiği nimetler ve bu nimetleri inkar edenlerin sonları anlatılıyor. Müslümanlardan da aynı hatalara düşmemesi isteniyor. Bu birincisi. İkincisi, ahlak müminlerin en temel sıfatıdır. Ekmelül müminine imanen ahsenu mulukan. Ne güzel buyurmuş Allah Resulü, sevgili Peygamberimiz. Müminlerin en kamili, en olgunu, ahlakken en olgun olanı. Bu cüzde, 18. cüzdeki diğer sureye baktığımızda Nur suresidir. Bu sure, önceki Müminun suresinin tamamlayıcısı konumunda. Buna göre ideal mümin ahlaki seviyede yüksek olan, başörtüsü ve tesettürü Allah'ın emri olarak kabul eden, başkalarının ırzına, namusuna dil uzatmayan, dedikoduların peşinde koşmayan ve dilini, lisanını koruyan kişidir. Bu surede iki büyük tehlikeye dikkat çekilir. Zina ve iftira. Toplumu perişan eden iki amansız düşmandır. Evet, tehlikedir. Zina ve iftira. Bunlara karşı ceza anlatılıyor. Okuyalım Nur suresini. Boykot, yani kamuoyu baskısı ve ahlaki eğitim yöntemleri anlatılıyor. Bu surede ideal müminin sıfatları ahlaki açıdan şöyle maddeler halinde açıklanmaktadır. Onlar zinadan kaçarlar. Zina adam öldürmek kadar kötüdür. Evet. Ne diyor ayet-i kerimede? وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا Sakının, yaklaşmayın. Ne kötü bir yol. Rabbim nefsimizi muhafaza edin. Zinadan kaçarlar. Başkasına iftirada bulunmazlar. Günah işlediklerinde hemen tevbe, pişman olurlar ve daha o günahı işlemezler. Hazreti Peygamber'e ve eşlerine, Peygamberimizin eşi bizim annemizdir. Ümmül Müminin, müminin annesidir. Karşı saygılıdırlar. Tesettüre dikkat ederler.
bugün yine bu noktada hakikaten toplum olarak mesafe kat etmeliyiz. Evet, fuhşa, zinaya insanları götürecek davranışlardan sakınmak gerekiyor. Tesettür kadın için efendim yüce Allah'ın koyduğu hükümdür. Tesettüre dikkat ederler. Karşı cinsi gördüklerinde gözlerini indirirler, harama bakmazlar. Evliliğe teşvik ederler. Ya maşere şebab, ey gençler, gençler topluluğu. Kimin gücü varsa maddi manevi evlenmeye imkanı varsa evlensin diyor. Niçin? Çünkü o gözü korur, muhafaza eder. Rızı namusu korur. Sabah akşam Allah'ı zikrederler ve farz olan ibadetleri yerine getirirler. Çocuklarını doğru eğitirler. İnançlı. Burada doğru anlamı inançlı, ahlaklı, vatana, millete, bayrağına, devletine, İslam'a, Kur'an'a, Allah'ın emirlerine saygı noktasında hakikaten imanlı, inançlı bir evlat olmaları için çalışırlar. Kalıcı olan şey bu. Allah Resulü Aleyhisselam evvel edin salihin yed'u lehu buyurmuş. Arkasından kendisi için dua eden, salih evlat bırakan kişinin de defteri kapanmıyor. Rabbim evladımızı ve çocuklarımızı salihin ve salihattan eylesin. Ticaretleri onları ibadetten alıkoymaz. 3 günlük dünya menfaati için asla ibadetine engel olmaz ticareti. Evlerine girince selam verirler. Bir başkasının evine gireceği zaman izin istemek. Evet, la tedhulu buyuten gayre buyutikum hatta testenisu ve tüselimu ala ehliha. Biz müminlere Cenab-ı Hak bir yere gireceğiniz zaman izin isteyin, selam verin, ünsiyet olsun aranızda. Ve eşlerine iyi davranırlar. Nitekim Peygamberimiz bir hadisinde hıyarukum hıyarukum nisaikum. Sizin en hayırlınız eşlerine hayırlı olanınızdır buyuruyor. Nur suresi böylece bu mesajları bize veriyor. Bir diğer bu cüzün sonunda Furkan suresinin giriş kısmı bulunuyor. Kur'an müminlerde bir farkındalık oluşturmaya çalışıyor. İlk ayette Kur'an-ı Kerim'in misyonunun alemler için bir uyarıcı olduğu hatırlatılıyor. Sonra farklı şeylere dikkatimizi çekiyor. Bununla bu farklılık ve farkındalık oluşturuluyor. Nedir onlar? Her şeyi yaratan Allah ile hiçbir şeyi yaratamayan aciz putlar eşit değildir. Yaratan, yaşatan, rızık veren İbrahim Aleyhisselam mücadelesinde siz konuşuyor mu? Siz efendim bir şey veriyor mu? İsteğinizi karşılıyor mu? Üffin leküm dedi. Üff olsun size. Ya ne düşüncesiz toplumsunuz dedi. Her şeyi yaratanın Allah olduğu beyan ediyor. İyiler cennet, kötüler, zalimler için cehennem söz konusu. Yaşasın cehennem diyoruz. Kim için? İmansız insan için, kafir insan için, müşrik insan için. Ayrıca Kur'an'ı kabul edenler ve reddedenler anlatılıyor. Peygamberler ve ümmetleri anlatılıyor. Gündüz ve gece, yağmur ve kıtlık, kuraklık, tatlı su ve tuzlu su, baki ve fani gökler ve yerler anlatılıyor. Bugün iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Kuraklıktan bahsediliyor. Tatlı suyun öneminden bahsediliyor. Bunların kıymetini bilelim. Yani bunların değerini bilelim. Gecenin, gündüzün, yağmur, rahmetin ne kadar Allah katından bize verildiğinin kıymetini ve bu nimetlerin kadru kıymetini bilerek kullanımda da çok dikkatli kullanmamız gerektiği de işaret edilmiş. Kur'an-ı Kerim bu şekilde Furkan olma özelliği. Furkan, Kur'an'ın bir ismi aynı zamanda. Hakkı batıldan ayıran demek. Evet, bizde böylece bir farklılık ve farkındalık oluşturuyor bu 18. cüzdeki ayeti kerimeden. Ve böylece 18. cüz bitmiş oluyor.